Siz bu videomda sizlere spagetti yarnım baby wool ipiyle hazırladığım 1 saatte örüp tamamlayabileceğiniz şahane bir bebek patiği tarifi paylaşacağım. Yapımı gerçekten çok kolay. Bakın örgü ilk kez başlayanlar bile eminim ki bunu çok rahatlıkla yapabilirler. Şöyle taban kısmında göstermek istiyorum sizlere. Tek bir parça da örüp bitireceğiz. Gerçekten çok şık ve güzel bir parça oldu. Çok da çabuk bitiyor. Bir günde birden fazla örüp hazırlayabilirsiniz. Yapımında detaylı olarak adım adım sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Bu hazırlamış olduğum patiğim benim 6 aydan itibaren 2 yaşına kadar zannediyorum ki bu patik kullanılabilir. Ama sizler bunu daha büyük, daha küçük yapmak isterseniz de video içerisinde detaylı olarak tarifini paylaştım. Mutlaka videoyu sardırmadan dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica edeceğim. Tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için spagetti yarnın baby wool ipini kullandım. Hemen şöyle ipin içeriğini sizlerle paylaşmak istiyorum. %40 merinos yünü, %20 kaşmir tipi poliamid, %40 akrilik içeriği, 50 gram ağırlığında, 100 metre uzunluğunda. Dokusu yumuşacık, özellikle bebekler için oldukça uygun bir iplik. Hemen şöyle ipimi kenara almak istiyorum. Bu arada sizlerle spagetti yarndan abonelerime özel güzel bir indirim haberi paylaşmak istiyorum. spagettiyar.com adresinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerde kullanılabilir. Kullanabileceğiniz Gulcan 10 koduyla alışverişinizi %10 indirimli olarak tamamlayabilirsiniz. Bu güzel indirim için de Spagetti Yarn ailesine çok teşekkür ediyorum. Burada ben patiğimin bir tanesini hazırlamıştım. Şimdi ikincisini birlikte örüp hazırlayacağız. Sağ ve sol ayak aynı şekilde örülüyor. Burada kullanmış olduğum şiş numaram 4 milim. Sizler kendi elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre kendi şiş numaranızı belirleyebilirsiniz. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Tek olarak da dokusunu yakından göstermek istiyorum bu şekilde. Başlangıçta bakın böyle birazcık iplik bırakacağız ki ilmeklerimizi atmaya başlayalım. Şöyle şişimi alıyorum. Yeteri kadar ip bıraktıktan sonra ipimi ikiye katlıyorum. Bu şekilde kıvırıyorum. Yumaktan gelen ipi tutup bu oluşturduğum yuvanın içerisinden geçirerek ilk ilmeğimi bu şekilde düğümle oluşturmuş oluyorum. İlk ilmeği bu şekilde oluşturduktan sonra şişime ilk ilmeğimi takıyorum. Kısa bıraktığımız ip bize yakın olacak, baş parmağımızda olacak. Yumaktan gelen ip ise işaret parmağımızda olacak. Şimdi ilk ilmeğimizi oluşturduk. Bu arada aramızda yeni başlayanlar varsa şişe ilmek nasıl atılır, haroşa örgü nasıl yapılır? Daha önceden detaylı videolarını paylaşmıştım. O videoları da seyredebilirsiniz. Aşağı açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Burada sizler şişe ilmek nasıl atıyorsanız istediğiniz gibi atabilirsiniz. İstediğiniz yöntemi bu aşamada kullanabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi şişimize atmaya başlıyoruz. Toplamda 46 ilmek oluşturacağız bu şekilde. Ben misinalı bir şiş kullandım daha rahat örmek için. İsterseniz normal misinasız şişler de kullanabilirsiniz. Şimdi bakın burada bu şekilde ilmeklerimizi oluşturacağız. Sizler bunu büyütmek isterseniz eğer ilmeklerinizi ikişer ikişer artırarak da zaten mantığını kavradıktan sonra nasıl artırmanız gerektiğini sizler de çok rahatlıkla göreceksiniz. İstediğiniz ilmek sayısında yapabilirsiniz. Şimdi ben bu patiğim için 46 ilmek atıyorum. 46 ilmeği tamamlayalım. Bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Şimdi burada toplamda 46 ilmeğimizi attıktan sonra buradaki kalan kısa iple bir düğüm atıyorum ki ilmeklerimiz açılmasın. Şöyle bir tane düğüm attım. Şimdi ben haroşa örgüyü düz örgüyle yapacağım. Sürekli aynı yöne ördüğümüzde haroşa örgüyü elde ederiz. İsterseniz sürekli tersten örebilirsiniz. İsterseniz sürekli düzden örebilirsiniz. Bunun için ipimi hemen şöyle arka tarafa alıyorum. Misinamdaki diğer şişimi elime alarak şöyle ilmekleri yakınlaştıralım. Bakın burada düğüm attık ki ilmeğimiz açılmasın. Şimdi ben ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde ilk ilmeği örmeden sağdaki şişimi aktardım. Sonra bakın bu şekilde atıp ipi arkadan şişime dolayarak ilmeğin içerisinden ilmek çıkarıp ördüğüm ilmeği bırakıyorum. Sıradaki ilmeğe bakın bu şekilde batıyorum. İlmeğin içerisinden ilmek çıkartarak diğer ilmeği bırakıyorum. Sürekli bu yöntemle öreceğiz. Bakın bu düz örgü ve sürekli aynı yöne ördüğümüz zaman haroşa örgüyü elde etmiş olacağız. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son ilmeği de yine düz şekilde örerek bu noktayı bitiriyoruz. Şimdi tekrar ipi arka tarafa alarak diğer şişe elimizi alıyoruz. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağız.
Bakın ipimiz arka tarafta. Yine ilk ilmeği örmeden şişimize aktardık ve tekrar aynı şekilde batarak, bakın bu şekilde batıp ilmeğin içerisinden ilmek çıkarıp ördüğümüz ilmeği bırakıyoruz. Bu şekilde düz örgü yaparak, sizler farklı tekniklerde örüyor olabilirsiniz. Boynunuzda örebilirsiniz, kolunuzda örebilirsiniz. Burada klasik haroşa örgü elde etmiş olacağız. Şimdi bu şekilde bitiş ve başlangıçlar yaparak 10 diş olana kadar öreceğiz. 10 diş de bakın şöyle yine yaptığımız zaman tekrar sizlere birlikte sayarız. 10 diş olana kadar şimdi örelim. Yine santim olarak da en son bitirdiğimizde ölçüyü de sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eğer bu patiği tığ işi çalışmamı isterseniz eğer mutlaka yorumlara yazın. Tığ işi çalışmasında bu patiğin birebir aynısını tığla sizlere tarif ederim. İnşallah eğer sizlerden talep olursa bunu da söylemiş olayım. Şimdi bu şekilde 10 diş olana kadar haroşamızı örelim. Bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Burada örgümüzü 10 diş olana kadar ördük. Bakın şöyle saydığımızda şu bir diş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buradaki nokta ile beraber 10 tane diş etmiş oluyor. Şimdi bu noktada bakın ipim bu tarafta. Sol tarafımda. Şimdi 13 tane ilmeğimi aynı şekilde örüyorum. Bakın ilk ilmeği örmeden şişimize aktarıyoruz. Bu birinci ilmek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeği bakın örmüş olduk. Şimdi ortada 20 tane ilmek, kenarda da tekrar 13 tane ilmeğimizi bırakacağız. Yani baştaki gibi 13 tane ilmek bırakıp bu arada kalan 20 ilmeği 10 ilmeğe düşüreceğiz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hemen yapalım. Bakın yine düz şekilde öreceğiz. Fakat 2 ilmeği aynı anda alacağız. Bakın aynı şekilde düz şekilde batıyorum. Ve burada 2 ilmeği düz örerek 2 ilmeği 1'e düşürmüş oluyorum. Burada 20 ilmeği 10'a düşürmüş olacağız. Bu şekilde 2 ilmeği bakın aynı anda örüyorum ve düz örgüyle çalışmış oluyorum. 2 ilmeği 1'e düşürmüş oluyorum. Şimdi burada 20 ilmeği bu şekilde 10'a düşüreceğim. Şu son kısımda 13 tane ilmeğimiz kalacak. Şimdi hemen eksiltmelerimizi yapalım. Diğer aşamaya birlikte devam edelim. Bu orta kısımda 20 tane ilmeği 10 ilmeğe düşürdük. Son kısımda 13 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi buradan saydığımızda 13 ilmeğimiz var. Şimdi bu 13 ilmeği de yine düz bir şekilde tek tek örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde bu noktayı tamamlayalım. Şimdi 13 tane ilmeğimizi ördük. İpimizi arka tarafa alarak bakın örgümüzü çevirdik. Şimdi yine ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Bu birinci ilmeğimiz. 2 yine düz şekilde örerek 13 tane ilmeği öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bakın 13 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi burada eksilttiğimiz 10 tane ilmeğimiz vardı. 20 ilmeği 10'a düşürmüştük. Şimdi bu 10 ilmeği keserek şu kısmı oluşturmuş olacağız. Nasıl kesiyoruz? Yine düz şekilde kesme işlemi yapacağız. 2 ilmeği aynı anda örüyoruz. Bakın düz şekilde aynı anda örüp buradan ilmek çıkardık. Bu kez çıkardığımız ilmeği soldaki şişimize aktarıyoruz. Soldaki şişe aktardık. Tekrar bu aktardığımız ilmek ve sıradaki ilmekle yani ikisini birlikte düz bir şekilde örüyoruz. Ve tekrar ilmeği soldaki şişe aktarıyoruz ve kesme işlemi yapıyoruz. Bakın 10 tane ilmeği bu şekilde keseceğiz. Son kısımda yine 13 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Hemen bu kısmı tamamlayalım. Şimdi buradaki kesmeyi yaptıktan sonra sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 14 ilmeğim kaldı. Hemen bu ilmeği tekrar aktarıyorum. Ve bakın tekrar ikisini birlikte örerek ilmeği 13 tane kalana kadar örmüş oluyorum. Bu ilmeği bakın artık aktarmıyorum. Son kestiğimiz ilmeği aktarmıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ilmeği bu şekilde elde etmiş olduk. Bakın arada kestiğimiz nokta. Bakın bu şekilde görünüyor. Şimdi bu ilmekle beraber 13 tane ilmeğimiz kaldı ve diğer ilmekleri tek tek düz örerek haroşa örgümüzü elde etmiş oluyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar hızlı bir şekilde bu ilmekleri de örelim. 13 tane ilmeğimiz kalıyor.
Son kestiğimiz ilmekle birlikte burada 13 tane ilmeğimizin olması gerekiyor. Buradaki bakın sırayı tamamlıyoruz. Bu sırayı tamamladıktan sonra artık bağcık kısmını yapmaya geçeceğiz. İpi arka tarafa alıp örgümüzü yine aynı şekilde çeviriyoruz. Şimdi bakın şuradaki kalan ilmekler misnada kalacağı için bakın bu bizim için problem olmayacak. Şimdi şu kısmı çalışacağız. 13 tane ilmeğimiz var. Tekrar ilk ilmeği örmeden alıyorum ve hemen 13 tane ilmeği bakın burada yine aynı şekilde örerek ilerliyoruz. 13 tane ilmeği ördükten sonra buraya ilmekler atarak bağcık kısmını oluşturacağız. En keyifli, en kolay kısmı diyebilirim. Bakın buradaki son ilmeği de ördük. Şimdi son ilmeği de ördükten sonra kestiğimiz nokta. Bakın şu kısma hiç dokunmuyoruz. Burada son 13 tane 13. ilmeği de ördükten sonra şimdi burada ilmek atmaya başlayacağız. Bakın bu şekilde tutuyorum. İpi doluyorum parmağıma. Burada bakın ipi şişe takarak ilk ilmeği oluşturuyorum. Doluyorum. Buradan ikinci ilmek. 3 4 5. Bu şekilde toplamda 32 adet ilmeğimi atarak örgümü tamamlıyorum. Bakın bu kısmı tamamladım. Toplamda 32 tane ilmek attım şişime. Şimdi bu ilmekleri şöyle tutuyorum, çeviriyorum. Bakın burayı öreceğiz. Şimdi ipi şişim buradaydı. Burada 13 tane ilmeğimiz kaldı. Bunu şöyle misnalı kısmı aktarıyorum. Bu burada bekleyecek. Bakın misnayla çalışmak bu yüzden kolay oluyor. Burada ilmekler bekleyecek. Şimdi buradaki bağcık kısmını yapacağız. Bunun için hemen şöyle bakın önce ipi ön taraf alıyorum. Burada ilmek attığımız için ipi ön taraf alıyorum. İlk ilmeği örmeden şişime, sağ şişime aktarıyorum. Sonra ipi arka tarafa alarak bakın burada yine düz örgüyle bu şekilde şu noktalara batarak her bir attığımız ilmeği yine düz örgüyle haroşa örgü elde etmiş olacağız. Bakın bu şekilde her bir ilmeği düz örerek haroşa çalışacağız. Bu şekilde ilmeklerimizi bakın bu şekilde örerek buradaki ilmekleri de öreceğiz. 32 tane attığımız ilmeği kalan 13 ilmeği de örerek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu birkaç sıra tekrar edip sonra kapatma işlemine geçeceğiz. Bakın buradaki bağcık noktasını 1-2 diş ördüm. Şimdi bu noktadan sonra artık ilmek kapatma yapacağım. Buradaki şişimi bırakıyorum. Bu kapatmayı yaparken ben şişle değil tığla yaptım. Sizler normal buradaki yaptığımız kapatma gibi ilmekleri 2-2 alıp da kapatabilirsiniz. Ya da daha farklı teknikler biliyorsanız da o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi örgümü çevirdim. Bakın bağcık noktasına 32 tane ilmek atmıştık. 13 tane ilmeğimiz de burada vardı. Bu şekilde uzun bunu birkaç sıra örüp böyle 2 diş olana kadar ördüm. Şimdi burada artık bitişini yapacağım. Bunun için de örgümü çevirdim. Yine bakın ipim arka tarafta. İlk ilmeği tığıma alıyorum. Sonra ipi tığıma dolayarak bu ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Sonra sıradaki gelen ilmeği tığıma alıyorum. 2 tane ilmek var. Doluyorum. Doladığım ipi bu 2 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Tekrar sıradaki ilmeği tığıma alıyorum. Buradan bakın 2 ilmek elde etmiş oldum. Tığımın başına ipimi dolayarak 2 ilmeğin içerisinden bu ipi geçiriyorum. Tekrar sıradaki ilmeği tığıma aktarıyorum. 2 ilmek var. Doluyorum. 2 ilmeğin içerisinden geçirerek bu şekilde güzel bir kapatma yapmış oluyoruz. Şimdi her bir ilmeği bu şekilde tığıma aktararak hızlı bir şekilde çok da kolay oluyor. Böyle tığıma aktararak iki ilmeği aynı anda bakın örerek bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi kapatmış olacağım. Burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeği de tığıma aktararak iki ilmeği tek seferde örüyorum. Burada bir zincir çekip şöyle ipimi yeteri kadar keseceğim. Bu ipi de sonradan gizleyeceğiz. Bakın ipimi bu şekilde sabitleyerek kesmiş oldum. Şimdi burada misnamda bekleyen 13 tane ilmeğim vardı. Şimdi bakın şöyle baktığımız zaman biz buradan örerek ilmekleri devam ettirmiştik. Şimdi tekrar buradan bakın şöyle şişimi düzelteceğim. Bakın burada şimdi bu bağcık kısmını tamamladık. Şimdi 13 tane ilmeği şöyle şişimin ucuna getirdim. Burada hemen ipimle yine tığ yardımıyla şuradaki bakın ilk ilmeğe ipimi geçiriyorum. Burada tığ bırakacağım. Burada ipimi bağlıyorum. İlk ilmeğe
ipimizi bağlıyoruz. Sonra diğer şişimi alarak şimdi 13 tane ilmeğimizi öreceğiz. Yine ipi şöyle arka tarafa alacağım. Burada ilk ilmeği öreceğim. Bakın ipimi burada bağladım. Sonra bu ipi yine gizleyeceğiz. İlk ilmeği burada hemen düz bir şekilde örüyorum. Burada örmeden almıyorum. Bakın direkt örüp aldım. Şimdi 13 tane ilmeği sıra sonuna kadar öreceğim. İpimi arka tarafa aldım. Tekrar örmeye devam ediyorum. Buradaki 13 tane ilmeği ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi tekrar 13 tane ilmeğimi örüyorum hızlı bir şekilde. Üçüncü ilmeği de ördükten sonra bakın buradaki yaptığım işlemi birebir tekrar edeceğim. Şimdi yine aynı şekilde ilmeklerimi atarak 32 tane ilmek atıp bu taraftaki bağcığı da burada yapmış olduğum gibi birebir aynısını tekrar ederek bu taraftaki bağcığı da hazırlamış oluyorum. Bakın burada yine ilmeklerimizi tığ yardımıyla toplayarak son iki ilmeği de kapattık. Son bir ilmek kalıyor. Burada bir tane zincir çekip şimdi burada birazcık ipi uzun bırakmak gerekiyor ki dikmek için ekstradan bir ip bağlamak zorunda kalmayalım. Şöyle birazcık ipimizi uzun bırakarak yeteri kadar kesiyoruz. Ve zincir çektiğimiz noktadan ipimizi çıkartarak bu noktayı sabitlemiş oluyoruz. Şimdi sizlere santim olarak da ölçüsünü vereceğim demiştim. Bakın düz kısmımız burası. Şu ipleri de yine gizleyeceğiz. Şöyle iç tarafa alalım. Gizleyeceğimiz noktaya iplerimizi alıp içeride gizleyeceğiz. Şimdi bu aşamada önce ölçüyü sizlere söylemek istiyorum. Bakın şu 46 ilmek başladığımız nokta. Şöyle birazcık da açacak olursam. 19, 20 santim gibi. 19,5 santim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 19, 19,5 santim uzunluğunda. Şu bağcıklı olan kısmının yüksekliğini verecek olursam. 7 santim. Bakın buradaki şu uç kısmının yüksekliğini verecek olursam bu da 5,5 santim. Bağcık kısmının uzunluğunu verelim. Ta ki uç kısmından itibaren. Bu da 20 santim. Ölçümüz bu şekilde. Şimdi bunu bu 6 aylık 1-1,5 hatta 2 yaşındaki bebeğe dahi çok rahatlıkla olacaktır. Ama dediğim gibi sizler bu mantıkla bakın azaltmaları, bağcık noktasını falan detaylı olarak anlattım. Sizler bunu istediğiniz ilmek sayısında başlayıp yapacağınız kişiye göre ayarlamasını yapabilirsiniz. Şimdi tersten dikeceğim için bakın ters kısmı dışarı bakacak şekilde şöyle katlıyorum. Bakın bu iki bağcık noktası. İpimiz burada. Şu diğer kısa kalan ipleri de gizleyeceğiz. Bu aşamada bir etamin iğnesi yardımıyla dikişimizi yapacağız. Hemen ipimizi iğnemize takalım. Bakın burada şu topuk kısmının olduğu bu dik noktayı burayı dikeceğiz. Taban kısmında dikeceğiz. Fakat şurada bir toplama yapacağız. Bunu hemen sizlere göstermek istiyorum. İpimiz burada. Hemen karşı tarafta şöyle bir sabitleme yapalım önce. Karşılıklı noktayı şöyle bir sabitleyelim. Sabitledikten sonra bakın tersten dikiyoruz. İlmekler karşılıklı gelecek şekilde buradaki şu diş noktalara batıyorum. Karşı parçadaki diş noktaya da batıp dikişimi yapıyorum. Burada dişli noktalara batarak karşılıklı dikişimizi tamamladık. Yine bu noktada son uç kısmada aynı şekilde batıp bu noktayı da tamamlıyoruz. Şimdi artık tabanı birleştirmeye geçeceğiz. Şu kısa ipi burada bırakalım. Bunu en son gizleyeceğiz. Şimdi bakın mutlaka şöyle eşitleyelim batiğimizi. Eşitledikten sonra karşılıklı ilmeklere batarak dikişimizi gerçekleştireceğiz. Kısa kalan ipleri de gizlemiş olacağız. Bakın bu şekilde ilmeklere karşılıklı batıyoruz ve dikişimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu ilmeklere bu şekilde sarma dikiş yaparak
İlerleyelim. Burada şöyle 4-5 tane ilmek bırakıp en son burada bir toplama yapacağız. Bakın burada yeteri kadar açıklık bıraktık. Şöyle santim olarak da söyleyecek olursam ne kadar açıklık bıraktığımı. Bakın şöyle 2 santim kadar açıklık bırakıyorum. Şimdi bunu buradaki ilmekleri toplayacağız. Şöyle en son battığım noktadan bakın şuradaki ilmeklerden iğne yardımıyla geçiyorum. Toparlayacağız bunları. Geçirdim. Bakın diğer ilmeklerden de aynı şekilde iğne yardımıyla ilmekleri tek tek toplamış oluyorum. En son şu ilmeği de batalım. Sonra tekrar ilk battığım bakın şu noktaya da batıyorum. Buraya da battıktan sonra kontrollü bir şekilde bakın bu ilmekleri toparlıyorum. Bu şekilde topladıktan sonra tekrar şuradan uygun bir boşluktan batıp burayı sabitleyeceğiz. Bakın. Şöyle karşılıklı batalım tekrardan ki bu kısımda bir açılma vesaire olmasın. Bakın sağlam bir şekilde bu uç kısmını toparlamış olduk. Şimdi çevirdiğimiz zaman burada güzel bir görüntü oluşacak. Şimdi bunu güzel bir şekilde sabitleyelim ipimizi. Buradaki fazla kalan ipleri de gizleyerek, sağlamlaştırarak fazla kalan iplerimizi keserim. En sonunda artık bitmiş halini sizlerle paylaşalım. Bakın, tersten dikişimizi tamamladık. Şimdi örgümüzü düz kısmına çeviriyoruz. Hemen şöyle mankenimi de alacağım. Güzelce giydirelim. Ayak mankenimize. Bakın ucu topladığımız için burada güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bayağı çok güzel oturdu. Şimdi burada bağlama yapacağız. Bakın fiyonkumu oluşturdum. Fiyonk istemezseniz bunu erkekleri çalışmak isterseniz eğer daha kısa yapıp iki kez de bağlayabilirsiniz. Bu şekilde de kullanılabilir. Böyle fiyonk yaptım. İsterseniz sizler normal iki kez bağlamayla da bitirebilirsiniz. Bakın şöyle arka kısmını göstermek istiyorum. Oldukça muntazam, güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Bir yumaktan böyle bir tane patiği, bir çift patiği rahatlıkla elde edebilirsiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.